Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 25 Nisan 2017 Salı. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Değerli izleyicilerimiz, Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı Şehitleri Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile onlarca gencin katıldığı vefa yürüyüşü ile anıldı. Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı Şehitleri Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile onlarca gencin katıldığı vefa yürüyüşü ile anıldı. Cami-i Kebir'de katılımcıların toplanması ve sabah namazının eda edilmesiyle başlandı. Sabah namazının kılınmasının ardından Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır, şehitlik ve 57. alay ile ilgili vaazını verdi. Şu anda Türkiye'nin her tarafında 57. alayın yad edilmesi uğruna çok güzel bir program düzenlenmiş ve inşallah o Çanakkale şehitlerinin evlatları bugün 57. alay olup Türkiye'de onları yad edecekler. Ve o ruhu inşallah canlı tutup kendilerinden sonraki nesillere de aktaracaklar. Bizim en büyük vazifemiz bu. Bana bu konuda verilen vazife de şehitlik ve 57. alayla ilgili kısa bir konuşma. Ben sizlerin bilmiş olduğu ayet-i kerimeleri, hadisleri ve tarihi bildiğiniz sizin benden daha fazla birçoğunuzun, ben sadece kısaca onların ruhlarını şad etmek maksadıyla anlatacağım. Bu bir gelenek olsun ve nesillere aktarılsın. Şimdi ayetlere geçmeden önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mümin hurma ağacı gibidir. Kökü sağlamdır. Ne sıcak ne soğuk onu yıkmaz. Hiçbir rüzgar onu yıkmaz. Her mevsim meyvesini verir ve yeşilliği hiç kaybolmaz. Bu aynı zamanda İbrahim suresinden bir ayet-i kerimenin tefsiri sadedinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ifade buyurulmuş. Peki nasıldır hurma ağacı? Kökü sağlamdır dendi. Bunu alimlerimiz değerlendirirken mümin tarihine, kültürüne, milli, manevi değerlerine sımsıkı bağlıdır. Tarihine bağlı olmayan milletler yıkılmaya mahkumdur. Tarihinden dersler almayan milletler geleceğe aydınlık bir gözle bakamazlar, muvaffak olamazlar. Kendi değerlerine sahiplenmeyip başka köklere sığınmak isteyen ağaçlar ayakta duramazlar gibi ki böyle bir şey mümkün değildir. Hangi ağaç olursa olsun kendi köküne tutunur. Kendi olmayan, kendisine uymayan başka bir damardan beslenmesi mümkün değildir. O yüzden bu aziz millet kendi manevi değerlerine, tarihine sımsıkı sarıldığı müddetçe Çanakkale'de olduğu gibi ne hiçbir fırtına tarih boyunca kurmuş olduğu olan devletle birlikte belki sıkıntılar yaşanmış, ayrı ayrı devletler kurulmuş olsa bile omuz omuza yine tarihteki yerini almış ve inşallah kıyamete kadar da devletimiz bu millet baki olacaktır Allah'ın izniyle. Müftü Karabayır'ın vaazından sonra Cami-i Kebir avlusunda katılımcılara yarma çorbası ikram edildi. Çorba ikramının ardından ise Vali Arslantaş başta olmak üzere kurum müdürleri, kure gazileri ve öğrenciler katıldı. Dev Türk bayrağı taşıyan öğrenciler gençlik merkezine kadar yürüdüler. Gençlik merkezinde son bulan yürüyüş sonrasında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından dua edilerek program sona erdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ruhuna hediye edilir ki Arapçan vasıtayla. Bütün peygamberlerin, bütün enbiyanın, asfiyanın ruhlarına hediye ki Arapçan vasıtayla. Hazretleri şehitlerimizin, hususen Çanakkale 57. alayımızın şehitlerinin de ruhlarını şad eyle. Okuduğumuz Kur'an'dan haberdar eyle. Makamlarını âli eyle, şehitlerini makbul eyle.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü tarafından İslam Tarihi Sohbetleri temalı program düzenlendi. Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü tarafından Çınaraltı Gençlik Söyleşileri kapsamında İslam Tarihi Sohbetleri temalı program düzenlendi. Erzincan Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve öğrenciler katıldı. Konuşmacı olarak programa katılan ilahiyatçı ve programcı Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu yoğun bir sevgiyle karşılandı. Yoğun bir katılımla başlayan programda ilk olarak Hafız İshak Danış tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kredi Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, KYK yurtları ikinci bir okul olma anlayışı ile hareket ettiğini ifade etti. 1961 yılından beri yüksek öğrenim öğrencilerine barınma ve kredi imkanları sunan kurumumuz, özellikle son iki yılda gerek kapasite artırımı, sunduğu imkanlar ve öğrencilerimize yalnızca barınma imkanı sunmaktan öte, aynı zamanda yüksek öğrenimlerinde ikinci bir akademi, bir okul olma anlayışıyla hareket etmeye başlamış bulunuyor. Bizler de Erzincan'ımızda gençlerimizi birçok sosyal ve kültürel etkinlikle, akademik çalışmalarla, seminer ve konferanslarla daha bilinçli, daha donanımlı hale getirmek üzere Genel Müdürlüğümüzün ve Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda hareket ederek çalışıyoruz. Bugün sizlere ülkemizin değerli ilahiyatçılarından Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu hocamızla buluşturmuş olacağız. Bu anlamda bizleri hocamızla buluşturan başta Sayın Genel Müdürümüz olmak üzere Bakanlığımızın kıymetli çalışanlarını ve tüm personeline hepinizin adına ben teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu, İslam Tarihi Sohbetleri temalı konuşmasının öncesinde dini programların trilyonluk dizileri ezip geçtiğini, bunun da toplumun ne kadar değiştiğini gösterdiğini ifade etti. Televizyonculuk zor bir iş. Hele din programı daha da zor bir iştir. Ama sevinilen taraf da şu. Şimdi dün gece televizyon bir mücadele de biliyorsunuz. Televizyon arenası şeye benziyor, bu gladyatörlerin aslanların parçalatıldığı bir mekana benziyor. Siz yayın yapıyorsunuz, karşınızda magazin programları, diziler, haber programları. Onları, onlar kadar izlenmeniz lazım. İşin matematik böyle. Şimdi bizim çok sevindiğimiz taraflar var, o ne? Mesela dün gece 100, bizim programımız 100 program içinde, bütün diziler içinde İlk üç içinde üçüncü oldu. Bu televizyonculuk tarihinde çok önemli. Eskiden din programı lanetli olsun diye bir tarafa konuyordu. Önemsemiyordu ama şimdi biz o çemberin tümünü kırdık. Elhamdülillah en çok masraflı olan dizileri bizim programlarımız, mütevazi programlarımız. Bir ben var, onun yanında hocamız var, o kadar. Öldürmek yok, şu yok, bu yok, silah yok. Mütevazı bir program ama trilyonluk bütçeli dizilerin tümünü ezip geçiyor. Bunlar çok önemli, evet çok önemli. Bunlar toplumun ne kadar değişimi gösteriyor. Şimdi siz bu gece buradasınız bakınız, hepimiz öğrencisiniz. Öğrenci olmayan az var zannediyorum. Çünkü sadece öğrencilere duyuruldu bu program. Ama bu saatte buradasınız. Biz sizin annelerinizi, babalarınızı görmeye alıştık. Elhamdülillah. Yani Denizli Tavas'taydı, Tuşba'daydı. Hazreti Peygamber 40 yaşında, 40 yaşından önce ticaret yapıyor. Eşi Hatice'nin mallarının ticaretini yapıyor. Suriye'ye gidiyor.
diğer yerlere gidiyor, iyi bir tüccar. Yani ticareti çok temiz ve nezih bir ticaret yapıyor. Ama Mekke-i Mükerreme'deki düzen, Mekke'ye hakim olan o aristokratlar, mafya düzeni, çünkü Mekke'de öyle bir mafya düzeni kurulmuş. Mafya liderleri Ebu Cehil, Ebu Le, Şeybe, Utbe, Uteybe, Umeyye, Velid, her birinin sermayesi var, adamı var, medyası var, gücü var. Putlar Mekke, Kabe putlarla doldurulmuş çünkü her putun bir getirisi var. Sermayenin paranın döndüğü merkez Mekke, Kabe. Bütün tüccarlar oraya geliyor, Kabe'ye kurban alıyorlar, emanetler, adaklar alıyorlar. Mekke'dekiler sürekli palazlanıyor. Bir gün biri çıkıyor diyor ki, siz ve atalarınız şiddetsiz diyor. Hilf-ül-Fudul şeklindeki bazı derneklere kayıt oluyor. Mazlumların yanında yer almak için. Fakat düzen çok çirkinleştiği için Hira'ya gidiyor, bir ay çıkıyor bazen mağarada. İşte bir gece, tam Ramazan ayında bir gece, 27. gece olduğu tahmin ediliyor. Gecenin yarısında kapkaranlık bir yerde Hira dediğimiz şey Mekke'ye 10 kilometre uzakta. Bir şekil Resulullah'a büründü. Nurani bir şekil, sonra bir insan haline geldi. Sayın seyirciler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Erzincan'da 23 Nisan tarihinde hava şartlarının olumsuz olması nedeniyle birçok okulda etkinlikler ertelendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Erzincan'da 23 Nisan tarihinde hava şartlarının olumsuz olması nedeniyle birçok okulda etkinlikler ertelenmişti. Etkinlikleri erteleyen bir okul da Göktürk İlkokulu oldu. Hava şartları nedeniyle 23 Nisan etkinliklerini erteleyen Göktürk İlkokulu, coşku içerisinde 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerin aileleri de öğrencileri yalnız bırakmadı. Birbirinden farklı etkinliklerle hünerlerini gösteren minik öğrenciler, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı coşku içerisinde kutladılar. Düzenlenen etkinlikte 203 öğrenci 3 ay süren çalışma sonucunda güzel bir program ortaya çıkardılar. Program hakkında bilgiler veren Göktürk İlkokulu Okul Müdür Yardımcısı Sami Muşlu emeği geçen herkese teşekkür etti. 23 Nisan günü hava şartları nedeniyle yapamadığımız 23 Nisan bayramımızı bugün yapmış bulunmak için müracaatlarımızı yaptık ve ona göre bayramımızı kutlamaya çalışıyoruz. Bayrama bütün sınıflarımız katılmıştır. 203 öğrencimiz var. 203 öğrencimizi de bayrama kattık. Faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Yıl içerisinde yapılmış olan yarışmalarda derece alan öğrencilerimizi ve İstiklal Marşı Çanakkale ile ilgili özel günlerde yapılan yarışmalarda da yapılan öğrencilerimizin İstiklal Marşı'nı ezberlemesi ile ilgili yaptığımız yarışmada da dereceye giren öğrencilerimize yine bugün ödüllerini vereceğiz. Ben burada bütün öğretmenlerim hakikaten çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Tüm sınıflarımız kendi çapında özel yetenekli olan öğrencilerimizi çıkararak her türlü faaliyeti yapmaya çalıştılar. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle PTT Baş Müdürlüğü çocuklara plastik top dağıttı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle PTT Baş Müdürlüğü çocuklara plastik top dağıttı. Erzincan'da bütün okullarda çocuklara plastik top dağıttı. Erzincan'ın PTT Baş Müdürlüğü olarak Erzincan Milli İrade Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi Okulu'ndaki öğrencilere 150 adet plastik top dağıttı. Sınıfları gezerek çocuklara top dağıtan PTT Erzincan Baş Müdürü Metin Altaş, PTT Müdürlüğü olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle kurum olarak çocuklarımıza top dağıtmayı planladık. Bu okulu özellikle seçtik. Buradaki çocuklarımızı sevindirmek istedik dedi. Değerli basın mensupları, PTT Baş Müdürlüğü olarak
sağ olsun bazı arkadaşlarımızın önerilerle 23 Nisan Çocuk Bayramı münasebetiyle kurum olarak çocuklarımıza top dağıtmayı planladık. Bu okulu da özellikle seçtik. Buradaki yavrularımızı sevdirmek amacıyla bu faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Düşüncemiz inşallah ileride başarabilirsek Erzincan'daki tüm öğrencilerimize hatta başarabilirsek Türkiye'deki tüm öğrencilerimize genel müdürlüğümüz izin verirse bu şekilde hem yerel üretime katkıda bulunmak hem de bu gençlerimizi, sevgili çocuklarımızı sevindirmek amacıyla bu faaliyetlerimizi devam ettirmek istiyoruz. Gerek genel müdürlüğümüzün, gerekse personelimizin bu konudaki katkılarından dolayı personelimize de çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum onlara da. Siz değerli basın mensupları da bizleri yalnız bırakmadınız. En azından bu faaliyetlere iştirak ederek bize şevk verdiniz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Okul müdürümüze teşekkür ediyorum. Müsaade ettiler. Bu şekildeki bir faaliyetimize onlar da yardımcı oldular. Devamını diliyorum. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de, özel günlerde de çocuklarımıza karınca kararınca katkıda bulunuruz. Saygılarımı sunuyorum efendim. Müdür Bey, aşamada kaç top dağıttınız, dağıtacaksınız? Burada 135 öğrenci var. Bu okula 150 top bırakıyoruz. Bundan sonraki programlarımızda da gerek milli eğitimimizin, gerekse valiliğimizin emirleri, talimatları doğrultusunda daha fazla Erzincan'da üretim yapan bir fabrikamız var. Bununla anlaşarak çok sayıda çocuklarımıza ulaşmayı planlıyoruz inşallah. İstedik dedi. Erzincan Milli İrade Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi Okul Müdürü Eyüp Çiçek, PTT Baş Müdürlüğü'ne teşekkür etti. PTT Genel Müdürlüğümüzün okulumuzu tercih ettiği için öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum. Bu özel çocuklarımızı böyle bir günde unutmayıp onları sevindirdikleri için ben kurumum, öğretmen arkadaşlarım, personellerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çocuklar bizim özel çocuklarımız. Benim tabirimle cennet çocukları diye adlandırıyorum. Bunları sevindirdikleri için teşekkür ediyorum. Tekrar sizlere de zahmet edip geldiğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın seyirciler, kimyasal silahlar ile hayatını kaybeden İdlibliler için hazırlanan yardım malzemeleri Suriye'ye gönderildi. Kimyasal silahlar ile hayatını kaybeden İdlibliler için hazırlanan yardım malzemeleri Suriye'ye gönderildi. Öğlen namazı sonrası Cami-i Kebir önünde düzenlenen tören ile Suriye'ye 48. yardım tırı gönderilmiş oldu. Yardım tırı ile ilgili açıklama yapan İHH İl Temsilcisi Alaaddin Önel, "Bugün insanlığın ve bütün insani değerlerin katledildiği kentlerden biri İdlib ve maalesef insanlık bu katliamı ve katliamları kanıksamış durumda. Rabbim yapmış olduğumuz ve yapacağımız yardımları dergah-ı izzetinde kabul buyursun." dedi. Bugün Erzincan'dan sizlerin desteğiyle 48. tırımızı Suriye İdlib'e göndereceğiz inşallah. Bugün insanlığın ve bütün insan değerlerin katledildiği kentlerden biri İdlib. Ve maalesef insanlık bu katliamı ve katliamları kanıksamış durumda. Bugün dünyanın sözde gelişmiş birçok ülkesi adaletsizliğin ve zulmün kol gezdiği Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Irak'ta, Libya'da, Yemen'de, Afganistan'da, Keşmir'de, Mısır'da ve oluşturdukları terör örgütleriyle Afrika ülkelerinde yaşanan bu katliamları kendi surları arkasından bir film izliyormuş gibi seyrediyorlar. Bu yüzden Suriye aynı zamanda insanlığın imtihanıdır. Ama insanlık duyarsız, insanlık kayıtsız. Bir taraftan bombalar yağıyor, bir taraftan açlık ve kuraklık insanları vuruyor. Bir an önce insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Savaşın acısını en çok çocuklar yaşıyor. Sesimizi bu zulümlere karşı daha gür çıkaracağız. Ve son söz olarak insanlığın ölmediğini herkese göstereceğiz. İnsanlığı utancından kurtaracağız inşallah. Biz bu coğrafyaları kendi topraklarımızdan ayrı görmüyoruz. Allah bu coğrafyaya birlik ve beraberlik nasip etsin. Allah bu coğrafyanın birlik ve beraberliği için, ümmetin birliği için, adalet ve barış için, insanlığın hürriyeti için gayret edenlere zeval vermesin. Bu bizim son feryatlarımız.
Ey İslam ümmeti, ayağa kalkın, dirilin, yürüyün ve Müslümanları kurtarın. Dava dilde değil, kalan dua ile değil, eyleme ve davranışlara dönüşen çabalarla, salihatla, salih amellerle kazanılır. Allah'ın vaadi, duayı fialata dökenlerle, malını, gerekirse canını Allah'a satanlarladır. Rabbim yapmış olduğunuz ve yapacağınız yardımları dergah-ı izzetinde kabul buyursun inşallah. İkinci bir hadise, geçen televizyon kanallarında Müslümanlara ve Mavi Marmara şehitleri için bir gazetecinin sözlerine dair kısa bir metnimiz olacak. Mavi Marmara şehit ve gazilerine, İslami çizgide olanlara bir televizyon kanalında hakaret eden Cem Küçük denen gazeteci hesap verecek inşallah. Türkiye'nin merhametli ve onurlu insanlarının yola çıkardığı ve dünyanın da ortak vicdanını içine alan Mavi Marmara organizasyonuna, yolcularına ve şehitlerine ağır şekilde hakaret eden Mavi Marmaracıların da İslami çizgide olduğunu gerekçesiyle FETÖ gibi tavsiye edilmesi çağrısında bulunan Cem Küçük'ü ve bu zihniyeti kınıyoruz. Bunlar için içimizdeki İsrailliler diyoruz. İsrail'i otorite olarak tanımayıp işgalci gören, Gazze'yi özgür topraklar olarak tanıyıp ablukanın, ambargonun kalkması için tamamen savunan, dünyada İsrail'e karşı bir vicdan hareketini Anadolu'dan harekete geçiren Mavi Marmara, İsrail ve işgalciler tarafından sürekli saldırıya uğramaktadır. Bunun sebebini biz anlıyoruz. Siyonizm ve emperyalizm sadece vicdanların zulme karşı buluşmasından değil, bu buluşmanın harekete geçmesinden korkmaktadır. Bu ülkede ne askeri darbe gerekçe edilen Kudüs yürüyüşü, ne Van Münit, ne de Mavi Marmara unutulur. Bu İslamcılara tasfiye çağrısı yapanlar, medet umdukları kişilerin de İslamcı olduğunu, 40 yılı aşkındır Filistin halkının yanında özgür Kudüs için İsrail'e karşı birlikte yürüyüş içerisinde olduğumuzu bilmeniz ve anlayamaz. Çünkü İsrail savunuculuğu taşeronlara ihale edilebilir. Ama Filistin davası şehadetin göze alındığı bir gönül davası, bir görüş, bir halkın içinde yaşama ve destek alma şansı bulamazlar. Cem Küçük'ün kullandığı ifadeli hareketlerin amacı Mavi Marmara katılımcıları, şehit ve gazi yakınları ve davaya gönül verenleri, özetle Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti toplumunun büyük bir kesimini aşağılamak, hedef göstererek kasıtlı olarak çarptırılmış bilgilerle halkın kin ve nefrete sevk edecek bir ayrıştırma toplumu oluşturmaktadır. Öte yandan bizler bedeller ödeyerek verilen tüm bu mücadelelere de kimsenin hakaret etmesine ve hukukun çiğnenmesine de asla müsaade etmeyecek ve hukuki yollarla mücadelemizi devam ettireceğiz. Hepinize teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sayın seyirciler, Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Erzincan'da tırın altına giren araçtaki 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Abbasi Hamit Reza yönetimindeki 64A14610 plakalı tır Erzincan-Sivas Karayolu sakal tutan mevkiinde Şaban Meşer idaresindeki 06 plakalı panelvanla çarpıştı. Kazada tırın altına giren panelvanda sıkışan sürücü Şaban Meşer ve Mustafa Doğruyol olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. 12-13 yaş Greco-Romen Türkiye Şampiyonası grup müsabakası Erzincan'da yapıldı. 12-13 yaş Greco-Romen Türkiye Şampiyonası grup müsabakası Erzincan'da yapıldı. Erzincan 13 Şubat Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar 2 gün sürdü ve düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. 12-13 yaş Greco-Romen Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında sporcular minderde kıran kırana mücadele ettiler.
18 ilden toplam 241 sporcunun katılımıyla yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile madalyaları verildi. Erzincan'da yapılan müsabakalarda Artvin, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, İstanbul, Kars, Malatya, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon, Rize, Van ve Erzincan ilinden toplam 241 sporcu mindere çıktı. Müsabakalarda Erzincan adına yarışan Nihat Yakut 75-90 kiloda birinci olurken 53 kiloda Ahmet Mamadov ve 59 kiloda Emirhan Başgöl 5. oldu. 35 kiloda Berat Yanar, 38 kiloda Berat Ceylan, 47 kiloda Onurhan Duran ve 66 kiloda Efecan Karabulut ise 7. oldular. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.